Bu videoda farklı süreksizlik çeşitleri hakkında konuşacağız. Bunları muhtemelen daha önceki matematik derslerinizde görmüşsünüzdür ama şimdi bunların hem iki taraflı hem de tek taraflı limitlerle olan ilişkilerine de bakacağız. İlk olarak süreksizlik çeşitlerini bir gözden geçirelim. Soldaki bu eğrinin tıpkı y eşittir x kare grafiğine benzediğini görüyoruz. Ta ki x eşittir 3 noktasına gelene kadar. Bu noktada değer 3'ün karesine eşit olması gerekirken boş bırakılmış ve bunun yerine fonksiyonun 3'teki değerinin 4 olduğu söylenmiş. Ama buradan sonra da yine aynen y eşittir x kare gibi devam etmiş. Bu tarz süreksizlikler kaldırılabilir veya çıkarılabilir süreksizlik olarak adlandırılır. Neden böyle isimlendirildiği sanırım anlaşılabilir. Çıkarılmış gibi gözüken bir noktada süreksizlik var değil mi? Bu noktada fonksiyonu yeniden tanımlamayı. Böylece süreksizliğin ortadan kaldırılabileceğini düşünebilirsiniz. Peki bunun süreklilik tanımımızla nasıl bir ilgisi var? Bunun için süreklilik tanımımızı bir hatırlayalım. E, f'in x eşittir c noktasında sürekli olduğunu söyleyebilmemiz için, evet, x c'ye yaklaşırken fx'in limitinin fonksiyonun x eşittir c noktasındaki gerçek değerine eşit olması gerekiyordu değil mi? Peki bu örnek bunu neden karşılamıyor? Çünkü burada aslında iki taraflı limit var. Mesela bu durumda c'nin 3 olduğunu söylersek, x 3'e yaklaşırken f(x)'in limitinin bu grafiğe bakarak şöyle olmasını bekleriz. Ee, ki bu arada bu grafiğin buradaki y eşittir x kare grafiği olduğunu da aslında biliyoruz. Evet, bu aslında 9'a eşittir. Ancak bu grafiğin görüntüsüne göre mesele şu ki fonksiyonun değeri ile bulunan değer aynı değil. Bu fonksiyon yani F3 bu grafikte gösterildiğine göre 4'e eşit. Demek bu iki taraflı limitin var olduğu bir durum ama çıkan sonuç fonksiyonun değerine eşit değil. Fonksiyonun orada tanımlanmadığı başka durumlar da görebilirsiniz. Yani o noktadaki fonksiyon değeri grafikte olmaz. Başka bir deyişle limit var olabilir fakat fonksiyon burada tanımlanmamış olabilir. Sonuç olarak her iki durumda da süreklilik için gereken bu kriterlere uymuyor demektir. Kaldırılabilir veya çıkarılabilir süreksizliğin süreklilik tanımına göre neden süreksiz kabul edildiğini işte bu şekilde açıklayabiliriz. Şimdi bu ikinci örneğe bakalım. En basit haliyle süreklilik testimize bakacak olursak, yani grafiği takip etmeye çalışırsak, x eşittir 2 noktasına geldiğimizde grafiğe devam edebilmek için kalemimizi kaldırmamız gerektiğini görürüz. Ve bu da süreksizlik olduğuna dair gayet iyi bir işaret. Bunu burada da görüyoruz. Kalemle bu fonksiyonun grafiğini takip ederken şu noktaya gidebilmek için kalemimi kaldırmak zorundayım. Buraya atlamalıyım ve sonra da tekrar yukarıdan devam etmeliyim. Yani her iki durumda da kalemimi kaldırmak zorunda kalıyorum. Bu durumda zaten süreksizlik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat spesifik olarak bu süreksizlik türünde yani bir noktadan bir sıçrama yapıp sonra o noktanın olduğu yerden devam ettiğimiz durumlarda ki buna sıçrama ya da atlama süreksizliği denir. Eee... Bunun ise kaldırılabilir süreksizlik olduğunu zaten söylemiştik. Tamam peki, bunun limitle nasıl bir ilgisi var? Şimdi buna bakalım. Şöyle ki, burada sol ve sağ yönlü limitler mevcuttur ama bunlar aynı değildir. Bu yüzden iki taraflı bir limit yoktur. Mesela bu örnekte x eşittir 2 noktası da dahil olmak üzere x eşittir 2'ye kadar olan tüm x değerleri için bu y eşittir x karenin grafiğidir. 2'den büyük olan x değerleri için ise x'in karekökünün grafiğidir. Öyleyse bu senaryoda x 2'ye soldan yaklaşırken f(x)'in limitine bakacak olursak bu 4'e eşit olurdu. Bu değere yaklaşıyoruz değil mi? Ve bu aslında fonksiyonun da değeridir. Fakat bir de x 2'ye sağdan yaklaşırken f(x)'in limitine bakarsak bu neye eşit olur? 2'ye sağdan yaklaşan bu grafik aslında x'in karekökünün grafiği. Yani karekök 2'ye yaklaşır. Sadece buna bakarak cevabın karekök 2 olduğunu bilemezsiniz tabii. Fakat ben bunu biliyorum çünkü Desmos uygulamasında bu grafiği oluştururken kullandığım fonksiyon buydu. Ancak soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken iki farklı değere yaklaştığınızı görsele bakarak bile görebiliyorsunuz. Dolayısıyla tek taraflı limit mevcut olsa da aynı şeye yaklaşmıyorlar. Bu yüzden iki taraflı limit yok. İki taraflı limit mevcut değilse fonksiyon tanımlanmış olsa bile o noktadaki fonksiyonun değerine kesinlikle eşit olamaz. İşte bu sebeple atlayan süreksizlik bu testi geçememektedir. Bir kez daha hatırlatmam gerekirse sadece görsele bakarak bile kalemi kaldırmamız gerektiğini, dolayısıyla süreksizlik olacağını anlayabiliyoruz. Sonuçta bu iki şey birbirine bağlı değil. Ve son olarak, burada gördüğünüz durum ise sonsuz süreksizliğidir. Evet, sonsuz süreksizliği. Görsel olarak burada bir asimtot olduğunu biliyoruz. Bu x eşittir 2 noktasında bulunan bir düşey asimtot. Grafiği soldan sağa doğru takip etmeye çalışırsam, şöyle devam ederim ve aslında sonsuza kadar gitmem gerekir. Çünkü x eşittir 2'ye soldan yaklaştıkça sonsuza doğru gidiyoruz. Öte yandan x eşittir 2'ye sağdan yaklaşırken de yine sonsuza doğru gidiyoruz. Yani grafik bu şekilde sonsuza kadar gider. Bu yüzden hayatımız boyunca bu şeyi sonuna kadar takip etmek aslında imkansızdır. Ama sonuçta kalemimizi kaldırmadan buradan buraya geçmenin bir yolu olmadığını görebiliyorsunuz. Bu durumu limit kavramımızla ilişkilendirirsek hem sol hem de sağ taraflı limitin sonsuza gittiklerini, bu yüzden de aslında var olmadıklarını söyleyebiliriz. Haliyle limit yoksa o zaman bu şartlara da uymaz. Yani mesela x 2'ye soldan yaklaşırken f(x)'in limitine bakarsak bunun eksi sonsuza gittiğini görebiliriz. Bunun karşılığında buraya eksi sonsuz gibi bir şey yazıldığını görebilirsiniz ama bu matematiksel bir kısaltma gibidir ve aslında bunu ifade etmenin daha doğru yolu sınırsız olduğunu söylemektir. Ve aynı şekilde x 2'ye sağdan yaklaşırken f(x)'in limiti de artı sonsuz yönünde sınırsızdır. Yani bu da aynı şekilde sınırsız. Dolayısıyla sınırsız olduğu ve limit bulunmadığı için bu şartları yerine getiremez ve bu yüzden de süreksiz olur. Özetlersek bu kaldırılabilir veya çıkarılabilir süreksizliktir. Bu sıçrama süreksizliğidir çünkü burada bir sıçrama söz konusu ve düşey asimtot olan bu durumda sonsuz süreksizliğidir.